İngilizce ikinci dönem birinci yazılı provamıza başlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey iki tane önemli şey var. Birincisi ilk başta sınav konularını şöyle bir hatırlayacağız. Üzerimizdeki tozları sileceğiz. Ardından da tabii ki reading sorularımız var, eşleştirme sorularımız var, grammar sorularımız var. Aynı zamanda işte komparatif ile alakalı sorularımız var. İşte bu tarz kelime bilgisi sorularımız var. Tabii İngilizce temelinde kelime bilgisi önemli. Çünkü siz buradaki birçok kelimenin anlamını bilmiyorsanız, ne kadar gramer de bilseniz, kuralları da bilseniz sıkıntı yaşarsınız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk başta 3 üniteden sorumluyuz. Unit 4, Human in Nature. Unit 5, Inspirational People. Unit 6, Bridging Cultures. Yani kültürlerin birleşimi. Şimdi burada şu önemli. Siz burada bir sürü şey görüyorsunuz ama temelinde bunların sorumlu olduğu konular var ve bunlarla alakalı bilmeniz gereken kelimeler var. İlk başta Human Nature ünitesi, Human in Nature ünitesine baktığımızda Simple Present Tense yani geniş zamanı konu olarak görüyoruz. Adverbs of Frequency yani Always, Usually, Sometimes onu şöyle bir yazalım. Always, daima, usually, ondan biraz daha az genellikle. Sonra işte Sometimes diye devam ediyor. Hatta Rarely, Occasionally falan derken en son Never, asla'ya kadar gidiyor. Bunlar geniş zamanın kullanımları. Bir de geniş zamanı, tabii bunları bilmemiz lazım. Neden? Çünkü bunlara bağlı olarak biz geniş zaman ya da şimdiki zaman kullanacağımızı önceden görmemiz lazım. Şimdi mesela present continuous tense'te ise ne yapacağız? Emizar kullanacağız. Emizar. Ardından da fiili ing'li haliyle kullanacağız. Ama temelinde kelimelerimiz now, işte at the moment gibi şeyler olacak. Bunlar hatta karşılaştırması da var diğer ünitemizde. Present simple veya present continuous tense. Bunlarla alakalı hatta şöyle güzel bir konu anlatımı yapalım size. Minik bir konu anlatımı. 2-3 dakikalık. Şimdi dikkatli dinleyin. Temelinde İngilizce çok basit bir dil. İngilizcenin kuralları var. Sözlüğe bakıp kelimeleri öğrendikten sonra ve kelimeleri unutmadıktan sonra çok rahat bir şekilde sizler o kuralları uygulayaraktan başarılı olabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Her zaman yaptığımız zaman tablosunu bir kez daha çizmek istiyorum. Eğer biz bir şeyi şimdi yapıyorsak yani now veyahut da at the moment yani şu anda veyahut da today kelimesi yani bugünlerde veyahut da başka ne olabilir ne söyleyebiliriz? İşte listen dinle diyorsak veyahut da look bak gibi ifadeleri gördüğümüz zaman bunlar şu anla alakalıdır. Ve burada sözlükten aldığınız fiil diyelim ki sözlükten aldığımız fiil şu olsun. Work fiili olsun tamam çalışmak fiili. Sen de ben diyeceksin ya I work değil de I am working diyorsun. Bu kadar basit. Yani kahverengileri gördüğün zaman başına am ve sonra ing getiriyorsun. Zaten az önce de bunu söyledim. Am is are, verb ing dedik. Ve hatta geniş zamana bakalım. Geniş zaman diyorum. Diğer şahsa bakalım mesela. He, bu sefer başka bir fiil söyleyelim. Ne diyelim mesela? Go diyelim. Go fiilini kullandın ama he, go demiyorsun da he is going diyorsun. Yani am is are ing. Bu kadar basit. Peki geniş zaman nedir? Geniş zaman neyse şöyle şeyler. Geniş zaman sadece kahverengi gibi yani şimdiki zaman gibi burayı kastetmiyor. Geniş zaman hayatımızın her anında var. Burada var, burada var, burada var, burada. Geçmişte, gelecekte her zaman yaptığımız bir şey. Dolayısıyla geniş zaman hayatın her anında olduğu için ona biz geniş zaman diyoruz. Peki geniş zamanın rengi ne? Geniş zamanın kelimeleri ne? Geniş zamanın kelimeleri birincisi az önce söylediğimiz frequency adverbs yani sıklık zarfları dediğim şey. Şöyle biraz aşağı inelim ki gözüksün. Teşekkür ediyorum. Always, işte usually, often, sık sık mesela, sometimes, bazen, rarely, nadiren, seldom da mesela bunlardan bir tanesi. Veyahut da never, asla. Aynı zamanda every day, her gün. Bu deyin yerine başka şeyler gibi. Every week, every year, every month, her şey olabilir. Her hafta, her hafta sonu, every weekend diyebiliriz. Sonra on Sundays, pazarları yani her pazar manasında. Bunlar da hep geniş zamanla alakalı. Geniş zamanda ne yapıyoruz? Yine fiilimizi alıyoruz. Fiilimiz neydi? Work fiili değil mi? Bakın buraya alıyorum work fiilini. More'la yazmıştım. I work demiştik öyle değil mi? Veyahut da he go demiştik. Şimdi burada ne yapıyorduk? Emizar getiriyorduk değil mi? Emizar. Burada hiçbir şey getirmiyoruz. Sonra ing getiriyoruz. Burada hiçbir şey getirmiyoruz. Yani sadece he de goes diyoruz. O kadar basit. Dolayısıyla geniş zamanın en büyük esprisi şu s takıları. Yoksa herhangi bir şekilde aldığın gibi fiili koy yaz gitsin. Burada ise ing getirmen gerekiyor. Şimdi bununla alakalı zaten birazdan alıştırma da çözeceğiz. Zaten şurada alıştırmamız varsa göstereyim. Birkaç soru gösterelim şöyle varsa eğer. Şurada mesela. Fill in the blanks using present simple or present continuous tense demiş. Birazdan bu alıştırmanın tamamını da çözeceğiz ama. Çok basit bir alıştırma. Niye?
Now gördük, o zaman ing olacak. İşte listen diyor mesela. Veyahut da always, pardon, always diyor. O zaman always diyorsa my students always diyor. Always olunca ne oluyordu? Hemen tablomuzu geri getirelim önümüze. Tablo, gel bakayım. Nerede tablomuz? Evet, burada. Always'i görünce fiil aynen alıp koyuyordu. Fiilimiz ne? Listen. O zaman listen alıp koyuyorsun. Bu kadar basit. Peki niye listens demedik hocam? Çünkü my students. Onlar they. They'lerde yani I, you, we, they'de fiil normal haline geliyor. At the moment diyor. At the moment neydi bakalım? At the moment kahverengiler. O zaman ing gelecek. O zaman buraya watching diyorsun. Tamam. Ama Sally she olduğu için she is. Sally is watching diyorsun. Bu kadar basit. Şimdi o zaman bu alıştırmayı kaldırıyorum. Şimdi şunu şöyle bu şey örnek dursun. Sayfalarımıza geri dönüyorum ve konu anlatımına devam ediyorum. Birazdan bununla alakalı sorular çözeceğiz. Yani present simple veya present continuous son derece basit bir yöntemle zamanlarına dikkat ettiğimiz zaman halledilebiliyor. Şimdi making comparisons ise karşılaştırma cümleleri. Yani small veya smaller, beautiful veya more beautiful farkı. Yani güzel, daha güzel, small, küçük, daha küçük gibi. Burada mantığımız şu. Burada yine konu anlatım kağıdımızı getirmek istiyorum. Şuraya bir tane arkasını kullanmak istiyorum. Şimdi birincisi mantığımız şu. Mesela bu kutu küçük bir kutu olsun. Tamam mı? Şu kutu büyük bir kutu olsun. Buraya yazıyorum tekrar. Bu küçük kutu. Tamam mı? Bu da büyük kutu. Tamam. Buraya kadar her şey belli. Bunun üzerine small yazıyorum. Küçük. Bunun üzerine de big yazıyorum. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bir tane daha da küçük bir kutu yapıyorum. Bunu çizdim. Tamam mı? O zaman bu A kutusu olsun, bu B kutusu olsun. Şimdi A kutusu daha küçük, B kutusu mu? Tabii ki A daha küçük. A is smaller than B diyoruz. Niye? A B'den daha küçük. Smaller than. Burada kısa yazılan sıfatlarda yani small, küçük, young, genç, nice, hoş, işte easy, kolay. Başka ne olabilir? Big, büyük, old, eski, yaşlı. Bu tarz sıfatlarda sadece er iki geliyor. Small, smaller, young, younger, nice, nicer, easy, easier, ye harfi gidip yer geliyor. Veya big, bigger, old, older oluyor. Bunlarda sadece er iki geliyor. Fakat şimdi bunların bir de fiyat koyalım mesela. Diyelim ki bu diyelim ki 50 TL olsun, tamam mı? Bu 100 TL olsun. Bak küçüklükte daha pahalı olmuş olsun. Tamam. Bu da iyice çok değerli, çok küçük bir şey. Bu da 900 TL olsun. Tamam. Şimdi hangisi daha pahalı? A pahalı. O zaman diyeceğiz ki A daha pahalı. Nasıl diyeceğiz? A is expensive. Expensive'den sonra er mi gelecek? Hayır. Onlarda önüne more geliyor. More expensive than B diyoruz. Şimdi burada az önce er iki gelmişti. Burada ise sadece önüne mor geliyor. O zaman uzun sıfatlarda yani expensive'lerde expensive'ı demiyorsun. Sadece more expensive diyorsun. Expensive. Başka ne olabilir mesela? İlginç. Interesting. Başka işte comfortable. Konforlu. Veyahut da crowded. Kalabalık. Veyahut da ne olabilir? Difficult. Zor. Beautiful. Güzel. Bunlar da arkadaşlar sonuna er eki gelmiyor. Önüne mor geliyor. More expensive. Daha pahalı. More interesting. Daha ilginç. More comfortable. Daha konforlu. More crowded. Daha kalabalık. More difficult. Daha zor. More beautiful. Daha güzel diyoruz. Kısalarda er, uzunlarda mor geliyor. Şimdi bunlarla alakalı zaten alıştırma çözeceğiz. O zaman burayı da görmüş olduk. Bir de kültür arasında köprü kurulan ünite dediğimiz bridging cultures ünitesinde present simple veya present continuous tense demişiz. Burada da az önceki karşılaştırmayı yani şunu bilmemizi istiyorlar bizden. Acaba bunlar olunca bunları kullanabiliyor mu? Bunlar olunca bunları kullanabiliyor mu? O zaman buradaki öğreneceğimiz şey de do does yani geniş zaman vs diyorum ben şöyle. Am is are ing. Am is are verb ing. Tamam bunun da mantığını birazdan göreceğiz zaten. Şimdi peki bu ünitelerde yani human in nature, inspirational people ve bu ünitemize, unit 6'de neyi göstermek istiyorlar bize? Bu arada bunların videonun açıklamasında bunların PDF var arkadaşlar. Buradan da konuları takip edebilirsiniz. Şimdi zaten sorulara başlıyoruz hemen.
talking about daily routines. Yani günlük rutinlerimizi konuşurken what do you do in the morning? Sabahları ne yaparsın? What do you do in the afternoons? Öğleden sonra ne yaparsın? Adam ona cevap veriyor. I always go to school. Sabahları hep okula giderim. Veya I always get up early. Daima erken kalkarım gibi cümleler kullanıyoruz. Talking about what we are doing now and comparisons. Şu an yaptıklarımız ve karşılaştırmalarda ise what are you doing now? Mesela I'm talking now. Ben şu an konuşuyorum. You are listening to me. Sizler beni dinliyorsunuz. You are watching to me. Beni izliyorsunuz. Adjectives, are ve more adjectives'i zaten burada gösterdik. Bir kez daha göstermemize gerek yok. Sadece buna dikkat edin. Şu then'leri unutmamanız gerekiyor. Younger, smaller, nicer, easier, bigger, older. Kısa sıfatlarda are geliyor. Uzun sıfatlarda more geliyor. Ha, kurala uymayanlar var mı? Her zaman vardır kurala uymayanlar. Onu da gösterelim. Good, gooder olmuyor. Veyahut da bad, better olmuyor. Good, better oluyor. Bad de worse oluyor. Yani burada böyle bir durum var. Buna dikkat edin. Bunlar far, further oluyor mesela. Uzak anlamına gelen far, further oluyor. Bunları da bilelim belki. Bunlar da önemli. Şimdi ama uzun yazılan sıfatlarda önüne more getirmeniz ve sonra then getirmeniz, kısa yazılan sıfatlarda sonra are getirmeniz yeterli. Mesela bakalım. Talking about daily routines and present situations. Yani günlük rutinlerimizden ve o anki durumlardan örnekler mi isteyebilir bizden? What do you do? Mesela ne yaparsın? Bu, ne iş yaparsın anlamına da gelebiliyor. What do you do in the morning? Sabahları ne yaparsın? I get up early. Erken kalkarım sabahları. Fixtir yani. What are you doing now? Şu an ne yapıyorsun? Mesela I am, şu an mesela siz I am watching mobile, telefonumu izliyorum. Veyahut I am watching PC veyahut I am watching TV. Televizyonla izliyorsanız I am watching TV diyebilirsiniz. Bunlar da şu an yaptığımız şeyler. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen sorulara geçelim. Şimdi ilk başta bir reading parçamız var. Bu readingden sonra da answer the questions according to text. Text'e göre soruları cevaplayacağız. Ben hem okuyacağım hem de tercüme edeceğim. This is back. Ben back yani. Bu back diyemez. Ben back. Veyahut da back'i gösteriyor olsun. Şöyle back'i çizelim. Telefonda this is dediğimiz zaman ben oluyor da. Gerçekten back'i de çok güzel çizdim ya. Allah'ım yarabbim güzel çizdim. Şöyle yapalım. Ha tamam. Şimdi. This is back. Bu back. She's a doctor. O bir doktor. She works at a hospital. Hastane çalışır. She gets up at 6:30 in the morning. O uyanır 6:30'da 6:30 in the morning. Sabahleyin. She has a shower and gets dressed. O duş alır ve giyinir. Then sonra she has breakfast at 7:00 ve sonra o saat 7'de kahvaltı yapar. She leaves home at 7:30. Evden saat 7:30'da ayrılır. She goes to work by car. O gider işe arabasıyla. She starts to work at 8:30. O başlar işe 8:30'da. She looks after her patients and examines them. O bakar hastalarına ve inceler onları. Hani böyle tetkik eder. Beck has lunch at 12:00. Beck öğle yemeğini 12'de yer. She arrives home at 5:00. Oh ne güzel 5'de eve vardı. Eve 5'de varır. At home evde she cooks dinner akşam yemeği yapar. And she has dinner at 6:30. 6:30'da da akşam yemeği yer. Gerçekten çok ritim bir hayatı var. Then sonra she has spending her time with her family. O zamanını her time harcar ailesiyle. They have chat with each other. Sohbet ederler birbirleriyle and watch TV ve televizyon izlerler. And she goes to bed at 11 p.m. ve 11'de de yatağa gider. E sonra tekrar sabah kalkacak. Böyle güzel bir rutini var. Tebrik ediyoruz Beck Hanım'ı. Şimdi what does Beck do? O ne iş yapıyor diye soruyoruz. She is a doctor. Hemen yazıyoruz. She is a doctor. Bu soru arkadaşlar ilkokulda şöyle öğrenmiş olabilirsiniz. What is her job diye öğrenmiş olabilirsiniz. Ama bu aynı soru. What does Beck do? What does she do? She is a doctor. Mesela what does your father do? Baban ne iş yapar anlamına geliyor. Where does she work? Nerede çalışır diyor. Bak where dediği için yer kelimesinin olduğu hospital cümlesine bakıyoruz. She works, o çalışır. At the hospital, o hastanede çalışır diyoruz ve kurtuluyoruz. Devam edelim. What time does she get up? O saat kaçta kalkar diyor. She gets up, zaten cümle burada. She gets up at 6:30 a.m. O zaman she gets up at 6:30 a.m. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Ben size hani
nedir onun adı? Balık vermeyin de balık tutmayı öğreteyim. İngilizce'de yüklem hep ikinci sıradadır. Özde'de hep birinci sıradadır. Yani şunu demek istiyorum. Daha Türkçe konuşayım size. Anlayacağınız dilden konuşayım. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya mesela. Ali eve geldi diyoruz. Bunu bir Türk vatandaşı olarak bunun özne olduğunu yani işi yapan kişi olduğunu, geldiğinin de yüklem olduğunu biliyorsunuz. Eve de tümleşler. Ali eve dün geldi diyebilirsiniz. Fark etmez. Sonuçta yüklem sonda özne başla. Fakat biz hani bazen devrik cümlelerde kullanıyoruz. Geldi dün Ali eve, Ali geldi dün yani geldi Ali eve falan böyle değiştirebiliyoruz. Ama İngilizce'de asla özne ile yüklemin yeri değişmiyor. Ve İngilizce'deki yeri de ikinci sırada. Şöyle ki İngilizler Ali geldi eve dün diyorlar. Ama hiçbir şekilde bunun yeri değişmiyor. Bu hep ikinci sırada. Bizde bunun yeri değişebiliyor. Kurallı cümle, devrik cümle falan filan. Ama İngilizce hiç değişmiyor. Bakalım şimdi. Ali came diyorsun. Tamam. Came to home. Bu kadar basit. Ali eve geldi. Tamam bu kadar. Ali came home da diyebilirsin. Fark etmez. Şimdi dolayısıyla ikinci sırada yüklem olduğu için bakın şimdi hep yüklem var buralarda. This is bu yüklem. She is yüklem. Works yüklem. Gets up yüklem. Has a shower yüklem. Has breakfast yüklem. Yani bu den zarf olduğu için başa gelmiş ama she has breakfast. She leaves ikinci sırada yüklem. She goes yüklem. She starts yüklem. She looks after yüklem. Has lunch yüklem. Bunların hepsi böyle gidiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Daha doğrusu burada yüklem has. Şimdi what does she how does she go to work? İşe nasıl gidiyor diyor. She goes to work by her car. O zaman she cevabımız belli zaten. Arabayla gittiğini söylemişler. She goes to work by her car diye yazalım. She goes to work by her car diyoruz. Bu kadar basit. Who does she look after at the hospital? Kimlere bakıyor hastanede diyor. She looks after her patients and examines them. O zaman she looks after her patients dememiz de yeterli. Burada şu da çok önemli arkadaşlar. Bakın. Özne ikinci sırada diyor. Yüklem ikinci sırada diyoruz ama bazen araya mesela always dese she always looks after diyeceğiz. Yani always, sometimes, never gibi şeyler araya girebiliyor. Ama bakın tekrar gösteriyorum. This is back. She is a doctor. Bak bunlar hep yüklem. Works, gets up, has, leaves, she goes, she starts, she looks after, back has, she arrives, she cooks, she has, they have, also she goes. Bunların hepsi birer yüklem ve ikinci sıralara geldiğini görebiliyorsunuz. Devam edelim. Ah bu sefer de resimli bir sorumuz var. Oh be tam da sıkılmıştık derken bir anda resimli soru geldi. Biraz mutlu olduk öyle değil mi? Şimdi read the text again. Teksti tekrar okuyun diyor. And order the pictures. İngilizce tabii küçük i yok. Küçük i yok. Order the pictures about Beck's daily routines. Beck'in günlük rutiniyle alakalı sıraya dizin diyor. Şimdi ne yapıyordu? Bir kere en başta kalkıyordu. O zaman şu bir. Buraya yazıyorum. Bir. Gets up. She gets up diyorduk. Tamam. I get up. Ama she gets up. Sonra ne yapıyordu? Giyindikten sonra televizyon akşam izliyordu. İşe de gidemez. Önce bir giyin şey yapsın. Kalktıktan sonra bir kahvaltı yapsın. Kahvaltı yok. Giyinmek. O zaman buraya ikiyi yazabiliriz. She gets dressed. Elbisesini giyiyor. Sonra ne yapacak? Evden ayrılsın. Tamam. Üç diyelim. She leaves home. Sonra işe gidecek tabii ki. She goes to work. Sonra hastalara bakacak. She looks after the patients. Güzel. Sonra da gelecek televizyon izleyecek. She watches TV. Tamam. Güzel bir günlük rutin diyoruz. Tebrik ediyoruz. Zaten ben parçayı az önce okuduğum için bir kez daha üzerinden geçmedim ama sizler zaten hatırlıyorsunuz. Buradan da ben göstermiş oldum. Ve geçiyoruz başka bir alıştırmaya. Ha, present simple or present continuous tense. Bu da son derece rahatlıkla yapabileceğimiz bir alıştırmaydı. Neydi mantığımız? Bunu da en başta gösterdiğim sanatta söylemiştim. Neydi? Now, at the moment, today, listen, look gibi şeyleri gördüğümüz zaman verb ing geliyor. Bunları gördüğümüz zaman da fiilin normal hali geliyor. Şimdi, now var. O zaman şimdilik zaman olacak. What are you doing now? Şimdi ne yapıyorsun? Always var, listen. At the moment var, watching. Burada ne var? Twice a week. Haftada iki kez diyor. Haftada iki kez de geniş zaman. Yani her zaman yapılan bir şey. O zaman ne diyeceğiz? Robert go diyemeyiz. Essex alıyor. Robert goes to the swimming course twice a week. Robert hafta iki kez yüzme kursuna gidiyor.
Ders ne zaman başlar da diyebiliriz mesela. Yani ders ne zaman başlar? Şöyle diyelim, burası what değil de when olsun. Şunu when yapalım. When does the class start? Ders kaçta başlar diyoruz ve bitiyor. Şimdi burada every morning diyor. Every morning olduğu zaman ne diyorduk bakalım? Every morning'ler neymiş? Every day, every week, on Sundays. Böyle every'li şeyleri gördüğümüz zaman diyeceğiz ki aa, bu geniş zaman. Geniş zamanda ne yapıyorduk? Fiilin olduğu gibi aynısını kullanıyorduk. O zaman when does the class start dedikten sonra my father doesn't drive to work. Niye doesn't drive to work diyoruz? Çünkü my father he olduğu için doesn't drive oluyor. Niye drive diyoruz veya niye doesn't drive diyoruz? Gene geniş zaman olmuş. Şimdi burada listen diyor. Hatırlarsanız da söylemiştim. Now, at the moment, today, listen gibi ifadeleri gördüğüm zaman şimdiki zaman oluyordu. Listen, I'm telling you about the theme of your exam. Size sınavınızın konusu hakkında konuşuyorum. Dikkatli olun diyor. Geldik başka bir alıştırmaya. Bu sefer comparative forms var. Comparative forms'u da göstermiştik. Mantığımız neydi? Kısa sıfatlarda small, smaller, young, younger, nice, nicer oluyor. Uzunlarda da more oluyor. Şimdi bakalım. Bunlar hepsi kısa zaten. Heavy. Ha, useful biraz uzun. Big, slow, hot. Başlayalım. Kevin is heavier than, daha ağırdır Robert'ten. Sonu Y ile bitenlerde hep ER oluyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani easy mesela kolay ya. Easy, easier oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? The heavy, mesela heavy'nin de sonu Y harfiyle bitiyor. Yozgat'la bitiyor. O zaman heavier şeklini düzeltmemiz yeterli. Şimdi the pen is useful than the sword. Kalem kılıçtan daha kullanışlıdır, daha keskindir gibi yani. O zaman useful'dur diyemeyiz uzun bir sıfat olduğu için. The pen is more useful than the sword diyoruz. Lions are bigger than the cats. Aslanlar kedilerden daha büyüktür. Cows are slower than horses. İnekler atlardan daha yavaştır. August is hotter than February. Ağustos Şubat'tan daha sıcaktır diyoruz ve geçiyoruz yeni bir alıştırmaya. Şimdi write the words in the correct column. Doğru kutuya kelimeleri yerleştirin diyor. Pretty, hoş. Overweight, ağır. Yani biraz kilolu. Helpful, yardımsever. Curly hair, kıvırcık. Stubborn, inatçı. Rude, kaba. Thin, zayıf. Kind, kibar. Tall, uzun. Hardworking, çalışkan. Fat, tombiş. Thoughtful, düşünceli. Ugly, çirkin. Slim, zayıf. Medium height, normal yani tam kararında. Stingy de inatçı oluyor. Şimdi, appearance, görünüş demek. Görünüşle alakalı kelimeleri buraya yazacağız arkadaşlar. Personality ise kişilik demek. Karakterle alakalı şeyleri de buraya yazacağız. Şimdi generous, cömert demek. Handsome, yakışıklı demek. Bir insanın cömert olması kişiliğiyle alakalıdır. Ama handsome, yakışıklı olması görüntüsüyle alakalıdır. O zaman şimdi yazıyorum. Pretty direkt görüntüsüyle alakalı. Tatlı, güzel demek. Appearance'e yazdık. Overweight yine tombiş olması, biraz kilolu olması. Şöyle V'yi düzgün yapalım. Yine burada appearance'le alakalıdır. Helpful, yardımsever olması ise bu tarafta. O kişiliğiyle, karakteriyle alakalı. Curly, kıvırcık saç olması yine görüntüsüyle alakalı. Stubborn, inatçı olması yine bu tarafta kişiliğiyle alakalı. Rude, kaba olması yine kişiliğiyle alakalı. Thin, zayıf olması görüntüsüyle alakalı. Kind, kibar olması kişiliğiyle alakalı. Tall, uzun olması yine bu tarafta. Hardworking, çalışkan olması yine kişiliğiyle, karakteriyle alakalı. Fat, tombişlik görüntüyle alakalı. Thoughtful, düşünceli olması yine karakteriyle alakalı. Bu tek L olacak, özür dilerim. Ugly, çirkin olması görüntüyle alakalı. Aslında hiçbir insan çirkin değildir. Slim, zayıf olması yine görüntüyle alakalı. Medium height, normal kiloda olması yine burada görüntüyle alakalı. Stingy, inatçı olması da bu tarafta diyebiliriz. Kelime bildiğimiz zaman çok rahat bir şekilde halledebiliyoruz. Hocam biz kelimeleri nasıl ezberleyeceğiz diyorsanız da çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Kelime kartları yöntemi. Kelime kartları yöntemiyle kelimeleri farklı farklı yerlerde gördüğünüz zaman mesela diyelim ki root kaba demek ya. Root'u buraya yazdınız.
Arkasına da Türkçesini yazdınız kabayı. Bu şekilde güzel kelime kartları oluşturursanız, bak kartları diyorum, kağıtları değil. Kelime kartları oluşturursanız ve bunları ara ara kontrol ederseniz, yanınıza gezdirirseniz, günde çok rahat bir şekilde hangi yaşta olursanız olun, ki siz 9. sınıftasınız ama hangi yaşta olursanız olun, günde çok rahat 30 kelime ezberleyebiliyorsunuz. Zaten sınavınızda en fazla 50-100 kelime vardır. 30 kelimeyi bir günde ezberleyebiliyorsunuz. Yani bu şekilde İngilizce öğrenmek isteyen insanlar üniversitelerde ya da liselerde ya da ilkokullarda günde 30 kelimeyle birkaç ay içinde İngilizce gibi tüm kelimeleri öğrenebiliyorlar. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yapın. Ardından yorumlar yazın. How do you go to school? I usually go to school by bus diye bizim çocukluğumuzda bir şarkı vardı. Bakalım sizin çocukluğunuza nasıl oluyormuş?